sallama figürünün yapılışı. Şimdi arkadaşlar, sallama figürü bizde kollar yukarıda oynanılır, kollar aşağıda oynanılır. İlk önce bunu öğrenelim. Yani sallamayı hem kollar yukarıda yapacağız, hem kollar aşağıda yapacağız. Bir, aklımıza tutalım. İkincisi, kollar aşağıda olduğu zaman yedili olan bölümden başlayacağız. Kollar yukarıda olduğu zaman da beşli olan bölümden başlayacağız. Şimdi bunu ne diyorsunuz? Hocam siz yedili neyi, beşli neyi? Şimdi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, ilk önce figürü gösterelim. Ondan sonra o 7 ve 5 kısmına kolların yukarıda olduğunda nasıl yapacağımızı, kollar aşağıda olduğunda nasıl yapacağımızı anlatacağım. Hareketimiz sağ ayağımızla başlıyor arkadaşlar. 1. Sağ ayağımızı sekerek başlıyor. Sağ ayağımızın üstüne sekerek başlıyor. Yani sağ sekiyorum, solu kavuruyorum. 1, 2, 1, 2, 3. Yani sağ, sol, sağ, sol at. Sağa bastım, sol bastım, sağa bastım, solu attım. 1, 2, at. Sağ, sol, sağ, at. Sağa bastım, sol bastım, sağa bastım, solu basmadan attım. Yani 1, 2, 3, at. 1, 2, 3, at. 1, 2, at. Sağ, sol, sağ, at. Nasıl saymak istersiniz? Sağ, sol, sağ, at. Ne yaptım? Sağa bastım. Sol bastım, sağ bastım, solu attım. Sol atarken yine sekme var arkadaşlar. Zaten sallama figürlerinin hepsinde sekme var. Sekme yapmazsanız, zıplama yapmazsanız hareketi yapamazsınız. Evet, tekrar bir daha gösteriyorum. 1, 2, at. 1, 2, at. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. 1, at. Ondan sonrasını gösteriyorum. Sağ, sağ. Ne yaptım? Sağ ayağımı sanki topu arkadaşlar parmak ucunu kendime doğru çekerek şu şekilde bir ayaklarımı sanki pompalama hareketini yaptım. Yani çek, çek. At, at. Nasıl dersiniz? At, at daha doğru olacak. Şimdi ne yaptım? 1, 2, 3 sağ ayağımla at, at. 1, 2, 3 at, at. Arkadaşlar bu sallama figürünün beşli olan bölümü. Yani beş sayılı bölümü. 1, 2, 3, sol, sol. Arkadaşlar bu sallama oyununun beş sayılı bölümü. 1, 2, 3, sağ, sağ. 1, 2, 3, at, at. 1, 2, 3, at, at. Anladık mı? At, at. Bunu evde tekrar ederken, ayağı atarken sol ayağımızla da parmak ucunda zıplayacağız arkadaşlar. At, at. Sallama oyunlarının hemen hemen hepsinde parmak ucunda oynayacağız ki rahat edelim. O Tonya'nın alaşağılarında, horon kurmanın alaşağılarında kullandığımız o taban figürü buluyor arkadaşlar. O yüzden parmak ucuna dikkat edelim. Ne kadar çok parmak ucunda oynarsanız o kadar rahat edersiniz. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, sağ, sağ. 1, 2, 3, at, at. Ne yaptım? 1, 2, 3 yaptım. Sola attım. Ondan sonra sağ ayağım bir kez pompalama hareketini yaptım. 1, 2, 3, sağ, sağ. Şimdi 5'li olan kısmı bu. 7'li olan kısmı ne? 7'li olan kısmı da 5'li, 5'e kadar olan şey aynısı. 1, 2, 3, sağ, sağ. Buradan sonra bir sol atacağım, bir de sağ atacağım. Yani ne olmuş olacak? 7'li yapmış olacağım. 1, 5, 1 de 7'li. Şimdi 1, 5 yapacağım. Arkasından da 7 ile yapacağım. Bakın. 1, 2, 3, sağ, sağ. 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ. Gördünüz mü? 1, 5, 1, 7. İşte biraz önce ilk başta anlattığım 5'li ve 7'li kavramı buydu. Şimdi demek ki neymiş? Kollar aşağıdaysa her zaman 7. bölümle başlanır. Yani şununla başlanır. 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ. Bununla başlanır. Eğer kollar yukarı kalktıysa bilin ki bu 5'lidir arkadaşlar. 1, 2, 3, sağ, sağ. Bunu yapmamız gerekir. Normal hareketin orijinalinde eğer 5'liyi yapıyorsak, 5'liyi yaparak başlıyorsak ayağımızı bir sarma hareketi yaparız. 1, 2, 3, sağ, sağ.
Bunu yapmanıza gerek yok. Yani bu bir teferruat. Bunu öğrenmenize gerek yok ama sadece bilgi olarak verdim. Gerek yok buna. Yani şunu öğreneceğiz. Kollar yukarıdaysa 5'li ile başlıyoruz. Kollar aşağıdaysa 7'li ile başlıyoruz. Anladık mı? Bu küçük bir bilgi. Yani bunu isterseniz 7'li ile yapalım. Yani şunu diyebilirsiniz. Hocam illa ki hani ben kollarım yukarı kaldığımda 7'li ile başlasam olmaz mı? Olur. Ama eğer siz horon bilenlerin arasına girdiğiniz zaman genel olarak teamüller hep profesyonel gruplarda bu dediğim kavramı uygularlar. Kollar yukarıdaysa 5'li ile, kollar aşağıda olursa 7'li ile başlarlar. Ben herhangi bir bu Trabzon gerisini oynayan arkadaşlarımın arasına girdiğim, hiç tanımadığım insanların arasına girdiğimde ben zaten bunu bu şekilde bildiğim için, onlar da bunu özünde bu şekilde bildiği için hiç yabancılık çekmeden bu oyunu oynayabiliriz. O yüzden bu kavramlara dikkat edelim ki hani o hep dediğimiz düğün, özel günlerde veya başka bir yerde bu oyunu oynamak istediğinizde, birilerinin yanına geldiğinizde bu kavramı bilin diye veriyorum. O yüzden şimdi 5'li 2'ler göstereceğim, 7'liyi tekrar göstereceğim. Sonra bir 5'liden başlayarak kollarım yukarıda yapacağım. Sonra duracağım, 7'liyle başlayarak kollarım aşağıda yapacağım. Yani hem 5'liyle başlayıp kollar yukarıda, sonra aşağı alacağım. Sonra da durduktan sonra aşağıda başlayıp sonra kollarım yukarıda 5'liyle devam edeceğim. Şimdi hareketi tekrar bir daha gösteriyorum. 1 2 3 sağ sağ. 1 2 3 sağ sağ sol sağ. Arkadaşlar birincisi 5'li, ikincisi 7'li. Şimdi kollar eller aşağıda olarak başlayalım. 7'li ile başlıyoruz. Sonra 5'li. 3 tane 3 set tekrar edelim. Ondan sonra 3 tane yaptıktan sonra aşağıda sonra kolları yukarı kaldırarak 5'li ile devam edeceğiz. Bakın ne yapıyoruz. 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, son, 2, 3, sağ, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ. Arkadaşlar bu iş bitmiştir. Sadece işin müzik kısmı ve o başta gösterdiğim six seven adımıyla birleştirdiniz. Peki bunu birleştirdiğimizde ne olacak? Arkadaşlar birleştirdiğimizde şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, sağ, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, 1, 2, 3, sağ, 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 sol, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, 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 1, 2, 3, sağ, sağ, sol, sağ, sağ sağ 1 2 3 sağ sağ sol sağ. Arkadaşlar gene şimdi birlikte müzikle nasıl yapılıyor? Müzikle birlikte oynadığımızda sallama oyunu nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor? Bunu gösterelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.